gelmesine sebep olmuştur, yoksa Semerkand'i mi Zeyn'i tarikatını buraya getirmiş ve yaymıştır? Her iki halde de Zeyne'nin çok daha eski dönemlerde önemli bir merkez olduğunu anlıyoruz. 17. yüzyılın ikinci yarısında bu yöreyi gezer Evliya Çelebi. Seyahatnamesinde türbeyle ilgili şu bilgileri vermektedir. Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri altın alemli yüksek bir kubbe altında 7 evladıyla birlikte yatmaktadır. Bu kaynaktan burada bulunan 12 mezardan birinin Şeyh Ali Semerkandî'ye, 7'sinin de evlatlarına ait olduğunu anlıyoruz. Türbenin bugünkü yapısına bakıldığında durum biraz daha farklı. Bir külliye olması gereken yapı gruplarından sadece türbe ayakta kalabilmiştir. Günümüzde psikolojik rahatsızlığı olan hastaların ziyaret ettikleri ve kurban kestikleri türbenin külliyenin bir parçası olduğuna dair de ayrıca çeşitli rivayetler de vardır. Geniş bir bahçe içerisinde inşa edilen ahşap çatı örtülü ve ahşap direkli mescit kısmına zaman zaman mezar odalarının ilavesiyle meydana geldiği görülüyor. Zeyne Türbesi olarak bilinen Şeyh Ali Semerkandî Türbesi 6 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm giriş bölümüdür. Mescit ve türbeye girenler ayakkabılarını bu bölüme koyarlar. İkinci bölümse mescit bölümüdür. Mescit bölümü daha önceden inşa edilen türbenin kuzeyinde yer alan mezarlık bölümüdür. Türbenin kuzeyinde yer alan mezarlık alanın içindeki mezarları da kaplayacak şekilde üzeri kapatılarak sonradan ilave edildiği anlaşılıyor. Ahşap direklerin taşıdığı ağaç tavanla kaplı olan bu bölümün kıble duvarında yapıldığı dönemin mimari üslubunu yansıtan mihrabındaki süslemeler dikkat çekicidir. Batı kısmında yer alan 4 tabut mezarla hemen onların solunda yer alan bu sanduka mezar, Semerkandî'nin eşlerinden Rukiye ile ondan olan çocuklarına ait olduğu rivayet edilir. Mescidin kıble duvarının sağından açılan bu kapı, yan yana 3 duvar odasından oluşan türbe bölümüne girişi sağlar. Bu ilk oda Semerkandî'nin müritlerine aittir. İkinci oda Semerkandî Hazretlerinin de mezarının bulunduğu odadır. Gövde kısmı yekpare olarak inşa edilen bu sanduka 3 ayrı mezarı bünyesinde bulundurur. Ortadaki mezar Semerkandî Hazretlerinin, sağdaki oğlu Zeynel Abidin'in, soldaki ise sır katibi olarak rivayet edilen, birçok kaynakta kendi soyundan olduğu gösterilen Şeyh Mahmud'un son istirahatgahıdır. Kare oturumlu bu bölümün üzeri kubbeyle örtülüdür.
Üçüncü oda ise Semergandi'nin kızına aittir. Bu odadan açılan bir kapıyla mescit bölümüne geçilir. Mescit bölümünün doğu duvarına bitişik olarak inşa edilen bu kubbe çatılı odadaysa Semergandi Hazretleri'nin ikinci eşinin yattığı rivayet edilir. Zeyne'nin hemen yanı başında bulunan pınar başında Semergandi Hazretleri'nin yaşadığı söylenir. Bu pınarın başında bulunan muhteşem çınar yaşadığı 5-600 yılın görkemini sergiliyor. Çınar gövdesinin bir bölümü toprak altında kalmış olmasına rağmen gövdesinin çevresi 30 metreyi bulur. Bu ulu çınarın gövdesini bir başka çınar yuva etmiş kendisine. Ulu çınar da onu sarmış, sarmalamış, neslini götürmek için yüzlerce yıl sonrasına. Gölge etsin Akdeniz'in kavurucu sıcaklarından bunalan insanlara. İşte bu çınar ve köklerinden süzülerek kaynayan bu su bereket vermiş Zeyne'nin topraklarına. Sihirli bir el değmiş gibi dağ taşı yeşile büründürmüş. O nedenle adını Şükran Pınarı koymuşlar bu bereketin. Zemzem suyu kadar kutsal sayılmış bu yörede. Bu yaşlı çınarın dibinden kaynayan bu su adını bir efsaneden alır. Yörede dilden dile dolaşan Şıh Ali Semergandi ile ilgili bu efsaneye göre çobanlık da yapmış olan Semergandi öğle sıcağında hayvanları susuzluktan yanmış vaziyetteyken yoldan geçen bir Türkmenin sert sözleriyle karşılaşır. Buna çok üzülen Semergandi dua ederek elindeki asasını kayaların ortasına vurur ve buradan fışkıran suyla hayvanlarını sular. Yere saplı kalan asa ise zaman içerisinde kök salıp dallanıp budaklandıktan sonra bu dev çınar ağacı olarak yetişir ve bugünkü Zeyneli'ye güzel bir mesire yeri gölgeliği oluşturur. Şükran Pınarı, Şeyh Ali-i Semergandi Türbesini ziyarete gelenlerin uğramadan, suyundan doya doya içmeden gitmedikleri bir yerdir. Kasabanın genç kızları aylardır verdikleri emeği sergileme sevincindeler. Bunca emek hep yarınlar içindir. Çeyiz sandıklarının doluluğu onların ilerideki yaşamlarının geleneksel birer devamı olacaktır. Biçki dikiş kurs hocaları ise bir şeyler öğretmenin verdiği hazzı yansıtıyor kameramıza. Geçmişten günümüze, yayladan kışlığına hatta iskanına kadar geçen bütün evrelerde değişmeyen en önemli şeyi Orta Asya'dan beri süregelen yemek kültürleridir. Sıkma börek yapan bu hanımsa sabah işe gidecekleri doyurma telaşında.
kulak çorbası...